Çikolata kistleri tüp bebek tedavisinde başarıyı etkiler mi? Bu aslında bizim çok önemsediğimiz bir konu. Çünkü çikolata kistleri birçok yönden fertiliteyi engelliyor, üreme fonksiyonunu engelliyor gerçekten. Şimdi endometriozis, yani henüz kistleşmemiş hastalıkta bile rahim içerisindeki dokunun karın içerisinde, yumurtalıkların, tüplerin etrafında yerleşmesini diyoruz endometriozis diye. Dolayısıyla bu endometriozis hastalarında her adet döneminde aynı yangısal reaksiyon karın içerisinde de oluşuyor ve zaman içerisinde yapışıklıklara sebep oluyor bu. Tüple yumurtalıkların birbiriyle olan ilişkisini bozabiliyor. Bu yapışıklıklar nedeniyle bazen tüplerin uçları tıkanıyor ve hidrosalpinks dediğimiz tüp içerisinde sıvı dolma durumu meydana gelebiliyor. Ayrıca sperm yumurta birleşmesini engelleyebiliyor, oosit maturasyonda sıkıntılara yol açabiliyor ve oositlerin enerjisinin düşmesine neden olan mitokondri azalmasına sebep olabiliyor. Tüm bu etkenleri birleştirdiğiniz zaman endometriozis veya kistleşmiş haliyle isimlendirirsek de endometrioma, yani çikolata kisti, içerisindeki biriken kan zaman içerisinde renk değiştirdiğinden adına çikolata kisti diyoruz bunların. Ciddi bir şekilde fertilite sorunu, yani üreme sağlığı sorunu haline geliyor. Biz hastalarda özellikle sorgulamamızda çok ciddi şekilde adet sancısı çekiyorsa hastalar, bu hastalarda mutlaka endometriozisten ve çikolata kistinden şüpheleniyoruz. Tedaviyi nasıl şekillendiriyoruz? Tedavide mutlaka bu hastalarda farklı metotlar uygulamak gerekiyor. Agonist protokol dediğimiz uzun protokolleri uygulayabiliyoruz veya yumurtaları topladıktan sonra bir dondurma tedavisi ve yumurtalıkları baskılayıp daha sonra rahim içerisine hazırlayıp transfer ettiğimiz yöntemler kullanmaktayız ve bu şekilde başarı çok yüksek hale geliyor. Çok güzel, çok teşekkürler.